Abi, malı taşıyan tırı havaya uçurmuşlar. Ne dedin lan sen? Tırı abi, Serhatlarla Topçuoğlu'nun adamları tırı bulup havaya uçurmuşlar. Ne demek lan Topçuoğlu'nun adamlarıyla Serhat ne demek lan? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Abi yemin ediyorum, tırın şoförü vurulmadan önce arayıp söylemiş. Bizimkiler de gidip baktı, tırı patlatmışlar. Kes lan! Bana karşı birlik oldular ha? Bana karşı birlik oldular! Bana karşı birlik olmak ne demek lan? Hırsızın biri manavdan birkaç yumurta çaldı. Onu gören manav sen ne yapıyorsun be adam diye bağırdı. Hırsız kendinden emin bir şekilde karşılık verdi. Ne bağırıyorsun? Bu Allah'ın takdiridir. Bunu duyan manav 2-3 tane okkalı yumruk attı hırsıza. Hırsız yere serildi. Koy yumurtaları yerine dedi manav. Bu da Allah'ın takdiridir. Tamam da dede, neden Allah hırsızın manavdan yumurta çalmasına izin vermiş ki? Çünkü Umutcuğum, bu dünya insanlar için imtihanlar dünyasıdır. Ve Allah kaderi yarattı. Kader hem Allah'ın takdirine hem de insanların özgür iradesine bağlıdır. Mesela senin doğmadan önce erkek mi kız mı olacağın Allah'ın takdiridir. Ama bu hikayedeki hırsız kendi isteğiyle yaptı o hırsızlığı. Onları çalmayıp iyi bir şey de yapabilirdi. Ama o çalmayı istedi. Yani hırsız kötülük yapmayı diledi. Allah da bu fiili yarattı. Yarın öbür gün hesap günü geldiğinde hırsız Allah'ın karşısına çıkacak ve yaptığı bu kötülükten dolayı hesap verecek. Çünkü iyi bir şey yapmayı da isteyebilirdi ama o kötü bir şey yaptı. Anladın mı? Gel. Hadi sen biraz yukarı çık. Ben dayımlarla bir şeyler konuşacağım. Evet. Telefonda dediğim gibi baba. Tırı havaya uçurduk. İyi. Nasıl havaya uçurduğunuzu anlatsana babama. Ne diyor bu Fatih? Serhat da oradaydı baba. Öyle mi? İşin aslı onlar yetişmese belki bu işi başaramazdık. Tırı nasıl buldular bilmiyorum. Ama iyi ki buldular. Burak onu vurmak istedi. Engelledim. Kızdın mı baba? Hayır. Serhat sana selamını iletmemi istedi. Pekala. Çıkabilirsiniz. İhtiyar ne haber? Arayacağını tahmin etmiştim. Düşmanımın düşmanı dostumdur deyip Serhat'la birlik olmuşsun. Benim kimseyle birlik olmaya ihtiyacım yok. Sadece doğru bildiğimi yapıyorum. İnanır mısın? Ben de aynen öyle yapıyorum. Ama başkalarının yoluna çıkmadan. Artık benden kork ihtiyar. Bulduğum ilk fırsatta var ya seni rahmetli karınla oğlunun yanına göndereceğim. Çocuk. Ne var Katarina? Serhatlar spreylerin olduğu tırı bulup yok etmiş. Ne bu? Ofisime kargo ile geldi. Sanırım onlardan. Thank you.
Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.